Aa Mustafa, nasılsın Hocam ne ya? haber? Vallahi görüşemiyoruz ne zamandır ya. Aynı kıyafet, aynı masa, aynı süreç. Nasıl yalan? O bir Oğlum gizli gizli ya, şey söyledim. yalançılık konuşalım ya. Şu araştırma sonuçlarını, birkaç tane şirketin sosyolojik araştırma sonuçlarını yakından takip ediyorum. Ve hani bu dönemde çok sık rastladığım ve beni aslında birazcık şaşırtan bir mevzu var. Başlarda şaşırtıyordu. Şimdi yani ilgiyle takip ettiğim bir mevzu var. O da gerek yeni kuşağın gerek eski kuşakların da yavaş yavaş o bizim bildiğimiz kült temel ideolojilerden uzaklaşarak politika yapmaya çalıştığı ya da işte yaşam politikalarına karar verdiği, illa politika derken siyasi bir şey yapmak açısından da değil. Yani temel stratejilerine, yaşam stratejilerine karar verdiğine dair veriler görüyoruz. Yani o bildiğimiz işte solcu olma, komünist olma, İslamcı olma, işte muhafazakar olma ya bildiğimiz siyasal kalıpların içerisindeki o kült ideolojilerden bahsediyorum. İdeolojik formlardan uzaklaşan o eskiden gelen büyük hikaye gruplarının, her şeye çözüm üreten hikaye gruplarının artık hayatın tüm ayaklarında çözüm üretmediğini kabul edip bunlardan uzaklaşarak başka çözümler aramayla alakalı bir tavır geliştiğini görüyorum. En temel nedeni de aslında bir önceki cümledeki söylediğim hikaye, şimdi karşılaştığı sorunlara, yani bazı problemlere solcu gibi yaklaşmak, bazı problemlere muhafazakar yaklaşmak, bazı problemlere İslami çözümlerle yaklaşmak gerekiyor. Ve bunların hepsini bir iç içe geçirmek ideoloji tabanlı bir yapı için uygun değil. Hani o yüzden de değişmiş gibi görünüyor ya da yani kalıplar kendini değiştiriyor gibi görünüyor. Bu bana hem enteresan geliyor hem bence incelenmesi gereken şeylerden bir tanesi. Bunların hemen hepsinin yerine de bizim pandemi probleminde bilim kurulunu kullanmamız gibi, sıkıştığında politikanın da bilim kurulunu hep en büyük taş olarak öne çıkartması gibi bilimsel çözümlerin bir sonuca doğru götürdüğünü fark ediyorum. Bu Dursun Ali Yazık kitabı ile ilgili örnek veriyordum. Gelecek 5 yılındaki hikayesinin içerisinde. Sen biliyorsun ama tekrar edelim hani kayda da girmiş olsun. Ya yani ekonomiyle alakalı bir sürü şey konuşuyoruz. İşte çok politik ideolojilere bağlı konuşuyoruz. Onlar öyle değil böyle yapılmalı bilmem ne diyoruz. Halbuki arka tarafta temel örüntü bilimsel olarak okunmuş durumda ne yapılması gerektiği. Yani al hani bunun ipucunu da burada verelim kamuya açık. Bu arada bu bilgi Dursun Ali Yaz'ın para kitabından aldığım bir bilgidir. Altını çize çize söyleyeyim. Muhteşem bir kitap. Yani okunmasını kesinlikle tavsiye ederim. Hikaye önce bir açık fikirli ekolojik ortam organize edeceksin. Kısıtlamaların olmadığı bir sürü fikrin bir araya geldiği. Sonra bu fikirlerden felsefi akımların doğmasına müsaade edeceksin. Çeşitli felsefi bakış açıları, pozisyonlar. Bu felsefi bakış açıları bilgiyi ve bilimi doğuracak. Bu bilim ve bilgi teknolojiyi yapacak. Bu teknoloji ürünleri oluşturacak. Bu ürünlerin oluştuğu andan itibaren ekolojik olarak bu kurduğun ortam ekonomik olarak artık güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Bunu işte İslami milattan sonrasında işte 12. yüzyıl, 13. yüzyıl İslamiyetine götürdüğünde de işliyor. Roma'ya götürdüğünde de işliyor. Şu anda hangi ülkede ne zaman hangisi işliyor, ekonomik olarak kim rahat ediyor dediğinde bu yapının işlediğini görüyoruz. Yani açık fikirli bir Aynen. ortam kuruyor vesaire. Hani bu o kadar net ki Amerika Birleşik Devletleri birçok şeyde çok faşizan tavır gösteriyormuş gibi görünüyor. Mesela İran dünyadaki en çok çatıştığı ülkelerden bir tanesi. Bir sürü doktora ve yüksek lisans öğrencisini İran'dan alabilecek kadar açık fikirli. Bununla çatışmıyor. Yani hani bununla savaşmıyor ya da böyle bir şey yapmıyor. Yani dünyanın her yerinden, her siyasi, her kültürel fikirden adamı kendi üniversitelerinin içerisinde, bilgi üretim arenasının içerisinde alıyor. Her tür felsefi bir şeyi doğurabiliyor. Artık bu bilimsel olarak bir kalıp ölçülebilir, kuralları belirlenebilir. Kültüre adaptasyonları işte Türkiye'ye nasıl adapte edilir, başka yere nasıl adapte edilir konuşulabilir ama ne yapılacağı belli. Şimdi bunun üzerine çıkıp da ideolojik olarak biz solcular olarak böyle bilmem ne bilmem ne deme güdük bir konu kalıyor birinin bir konuyu aydınlatması için. Ya da işte pandemiyle savaşla alakalı konuşacak olsak. Yani pandemiye bir sağcı ya da bir solcu olarak bakıyor olmalı, milliyetçi ya da bilmem ne olarak bakıyor olmalı bir çözümü yok. Pandemiye ne yapsa bari. Yani bilimsel bakmanın dışında bir yöntemi yok. Komik kalıyorsun. Milli korona mücadelesi. Ha yani hani bunu sen kendi ülkenin kültürüne uyarlanmış formüller organize edebilirsin ama temel merkezindeki yapı bilimsel bir yapıymış gibi görünüyor. Aynı şey çevre için, aynı şey eğitim için, aynı şey sağlık için, aynı şey iletişim ya da işte haberleşme için de aynı biçimlerde geçerliymiş gibi görünüyor.
Bu hikayeyi biraz başından sonuna beraber elden geçirelim. İdeolojiler nasıl oluşuyor? Biz aslında Homo sapiens sapiens olarak ideolojik bir yapıya niye ihtiyaç duyuyoruz? Hani bu kalabalıklaşmanın etkisi gibi ama daha arada detayları var. İlgini çekiyor mu konu acık? Çok ilgimi çekiyor da özellikle yani şu anda bizi izleyen arkadaşların muhtemelen bizim kanalın abonelerinin profiline bakıldığında küçük bir kısmı için bir uyarı yapmam lazım. Eğer bir ideolojiye, bir düşünceye, bildiğimiz bir akıma kendinizi yakın hissediyorsanız biraz sonra sinirleneceksiniz. Çünkü acımasız gerçeklerden bahsediyor olacağım. Yani bu mesele ne zaman bir anekdotla Twitter'da ya da bir kitabın köşesinde bir alıntı falan olarak karşımıza çıksa, kendi ideolojimizi, yani kendimizi yakın hissettiğimiz ideolojiyi eleştiren bir metinde bizi sinirlendirirken, uzak, kendimizi uzak gördüğümüz ideolojiyi eleştirmek için kullandığımızda çok hak verdiğimiz gerçeklerdir bunlar. Çünkü gerçekten çıplak gerçektir ve rahatsız edicidir. Şimdi ideolojiler dünyadaki insan yaşamı için basitleştirilmiş ve ortalama insanın anlayışına hitap eden modellerdir. İdeolojilerin kurucu zihinleri komplike bir teoriye yaslanır aslında. Yani bütün insanın işte saadeti, mutluluğu için bir model kurmuştur kendisi ama modelin kendisi çetrefillidir. Mesela bir işte sol görüşlü ya da komünizm yanlısı veya sosyalist bir insanın Marx'ın görüşlerini anlamış ya da içselleştirmiş olması gerektiğini beklemezsin. Aynı şekilde bir işte İslamcının da komple bir standart İslam fıkhı bilgisine derinlikli olarak sahip olmasını beklemezsin. Genellikle ortalama bir sol görüşlü emekçi kardeş söylemi onu tetiklemeye yeter. Ya da işte İslam'ın bayraktarlığı bir İslamcıyı tetiklemeye yeter. Ya da milliyetçilikte yani evet, vatan aynen. Millet. Vatan millet Sakarya o da birilerini tetikler ama bunların arka planında yatan o derinlikli modeli bizim algılamaya vaktimiz yoktur. Şimdi böyle baktığında ideolojilerin kökenleri bizi bir arada tutmak için, daha doğrusu sadece bir arada tutmak değil, daha iyi bir yere götürmek için tasarlanmış bazı yol önerileri. Fakat bu yola çıkıldıktan sonra, yani bunlar izimleştikten sonra ortalama insan zihninde kolay kavranabilecek sloganlara indirgenmek zorunda olduğu için de genellikle arıza çıkarıcı, kavga çıkarıcı ve bizi özellikle de işler yolunda gitmediği zaman önümüzü tıkayan bariyerlere dönüşen ve bizi durduran bir şeylere dönüşmesi. Esas problem bu. Şimdi geçen sene bu zamanlar biz bu konuyu konuşuyor olsaydık muhtemelen başka bir şeyden konuşacaktık. Yani bir apolitikleşme, bildiğimiz standart ideolojilerden uzaklaşma bir vakaydı. Fakat o uzaklaşmanın nereye doğru gideceğini çok öngöremeyebilirdik. Şimdi ise bütün dünyayı tehdit eden bir sorunla karşı karşıya olduğumuz için maalesef insanlık tarihinde bunun nasıl ideolojilere doğru gittiğini de biliyoruz. Genellikle daha otoriter, daha sığınmacı, daha kısıtlayıcı, daha kendini öne çıkaran ve daha çok öteki üreten, güvenlik talep eden. Güvenlik talep eden ve güvenlik için elinden gelen bütün kaynakları kullanan sistemler daha çok alıcı bulacak. Çünkü insanların endişe halinde olduğu bir yerde onlara en çok güven vermeyi vaat eden bir şekilde işte baskınlığı elde ediyor. Bugüne kadar gelen süreçte bizim temelde şöyle bir sıkıntısı vardı bütün ideolojilerin. Yani mesela diyelim Türkiye'de işte biraz önce saydın hepsini, yani büyük bir çoğunluğun işte milliyetçilik olsun, sosyalizm olsun, İslamcılık olsun, bizim ülkede cari olanları söylüyorum. Bir şekilde söylemleri, sloganikleşmiş söylemleri günlük hayatı idameyle çok çelişmiyordu. Ve kendini bir yere ait hissetmen hem sana bir birlik, kardeşlik, ulan nasıl aldık oyu, nasıl seçimde işte hala kendimizi görüyoruz falan noktasına kadar seni tatmin ederken öbür tarafta da gemini yürütüyordun. Fakat özellikle bilgi ve bilme çağında insanlar bu sloganların bir adım ötesini, özellikle gençler, sorgulamaya başladığında bir sürü sorun yaşarlar. Mesela dindar ailelerin çocukları arasında çok fazla din sorgulaması ya da zamanında işte 68 kuşağı bilmem ne olmuş ailelerin çocukları, torunları içerisinde çok ciddi anlamda bir böyle ütopik sosyalizm sorgulaması böyle aymaya başlıyor. Çünkü örnek olarak gördükleri uygulayıcıların aslında mevzuyu hiç bilmiyor olduklarını fark etmek onları bilmeye, bilmek de gerçek hayatın kompleksiyle yüzleşmeye neden oluyor. Hiçbir basit modelin hayatı kaplayamayacağını fark ederek değişik bir arayışa giriyorlar. Dediğin gibi birçok
ideolog tarafına, yani ideolojileri gerçekten ideolog mantığında böyle düşünen, tartan, derinlemesine öğrenen insanların eklektik diye suçladı. Yani oradan bunu alıyor, buradan bunu alıyor, kafasına göre yöntem yapıyor diye suçladığı şey aslında hayatın kompleksiyle baş etmek için daha akıllıca bir strateji geliştirme isteğinden çıkıyor. Gerçek hayat ne sosyalistin, ne İslamcının, ne milliyetçinin, ne liberalin, ne bilmem nenin kafasına tamamen sığabilecek kadar küçük bir şey değil. Dolayısıyla gerçek bir hayatta liberal olman gereken yerde var, muhafazakar olman gereken yerde var, ilerici ve yıkıcı, yani yapıcı yıkıcılık denen bir şey işte, konstruktif disruptivizm öyle bir şey diyorlar ona, yapmak için yıkıcı olman gereken falan alanlar var. Bunların hepsinde de dediğin gibi bir ideolojinin içine bunu sokamazsın, aklı selim insanın buradan uzaklaşması gerekir. Peki günümüzde herkes mi aklı selim? Haşa, asla öyle bir şey yok. Fakat çok fazla iletişim, çok fazla alternatif görebilme şansın var. Bir de mesela diyelim işte Türkiye'de İslamcı bir kökenden çıktığı düşünülen, öyle nitelenen bir iktidar. İşte 15-16 kaç sene bilmiyorum, 20 senedir iktidarda 18. herhalde. 18 senedir iktidarda. Her ideolojinin bir kızıl elması vardır ya. Mesela bu İslamcı ideolojinin kızıl elması nedir diye baktığında bize 20 senedir pek bir şey olmamış bu konuda. Yani o kızıl elma neyse o mor elmaya döndü, bir şey oldu. Yani değişiyor, insanlar bunu görüyorlar ve o başlangıçtaki heyecanlı söylemin çok da gerçek hayatla örtüşmediğini görüyorsun. İşte mesela arka tarafta hemen burada çok denk geldiği için söyleyeyim. Bilimsel yine teknik bir bilgi. Bak teknik bir bilgi aslında ideolojilerin üstünde anlamlı bir tarifte bulunabiliyor. O da şunu söylüyor. Nitelikli iktidar süresi 8 yıl, zorlanırsa 10 yıl. Üzerinde olduğunda dezenformasyon başlıyor diyor. Şişersin burada, çünkü hayatı zaten hangi tür ideoloji ya da politikadan olduğunun hiçbir önemi yok. Yani tüm liderlikler ya da yönetimler, ideolojik yönetimler ya da vesaireler 8 yıllık sınırlıdır diyor. Yani 8 yılın üzerinde çok teknik olarak altyapısında bildiğimi zannediyorum. Ödev yaptığım bir şey. Yani politika bir uzlaşma alanı mekaniği, geçici yeni uzlaşmalar sağlamak iyi ama uzlaşmalar, yani geçici olduğu varsayılan uzlaşmalar kalıcı olunca rant şeylerine, kanallarına dönüyor. Hani o yüzden onun 8 yılda bir bozulması, yenilerinin kurulması, bozulması, yenilerinin kurulması gerekirken onlar rant kanalına dönüşünce ister istemez bu sefer borçlu olduğun iş ilişkilerine dönüyor. Geçici uzlaşma diye yaptığın şeyler. Evet. Kim olursan ol bu arada, yani dünyanın en demokrat, en ponçik, çok zeki, hep bilimle çalışan adamı da olsan 8 yıl abi sınırın. 8 yıl sonrasında o yapının değişmesi gerekiyor. Bir şey. Bütün ideolojiler senin en başta sorduğun, yani açmamı istediğin kısım aynı kökene dayanıyor. Bunu görebilirsek eğer ideolojiler konusundaki sorunumuzu da anlayacağız. İdeolojiler bizim için sağlıklı basitleştirme sağlarlar. Kompleks hayatı basitleştirirler. Ve bu basitleştirme içerisinde kendimizi rahat hissettiğimiz ve yalnız hissetmediğimiz için de fonksiyonel tarafımızı arttırırlar. Normalde böyle bir faydası var. Bu ideoloji, yani hakikaten ne bileyim işte yeşim taşına tapmak bile olabilir. Yani neyin etrafına hikaye yazdıysan o çalışıyorsa, bir şekilde sistemi sürdürüyorsa böyledir. Ama işte sorun bu kadar fazla iletişimin olduğu bir yerde, hayatın kompleksliğine gittikçe daha fazla maruz kaldığında, bu kadar hızlı at değiştirmek zorunda kaldığında, artık dere geçerken at değiştiriyoruz özdeyişin tersine, devamlı araçlar değişiyor, devamlı bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Böyle bir yerde standart, eski, belki kimisi 200-300-500 yıldır gündemde olan ideolojiler tutmuyor. İşte biraz önce İslamcılar için söylediğimi işte Sovyet Rusya dönemine bilmem ne bakarak da pay biçebilirsin. Yani Berlin duvarında burnunu çarpana kadar ya da Sovyet Sosyalist Mahkemelerinde yargılanana kadar komünist kalabilirsin. Yani orada belli bir süre sürmüş bir sistemin artık insanın saadetine değil, insanın zaptu rapt altına almasına dönüştüğünü görebilirsin. Ya da öyle bir ideolojik yapının dünyadaki yeni problemleri tümüne birden çözüm üretme olasılığı yok artık. Tabii. Yani hani bu hiçbir ideolojik formülün, yani tekil üretilmiş formülün hepsine birden çözüm üretme olasılığı gerçekten yok. Ne olursa olsun, yani çok iyi niyetli ve çok işte çok çalışkan bilmem ne olsa bile. Yani bu yeni bir karma formülü zaruri hale getiriyor. Yani iç içe geçme formülü zaruri hale getiriyor. Fakat bunun modeli yok. O yüzden mesela yani çok küçük bir grupta, hala araştırma sonuçları hikayesinde küçük bir grupta da olsa belirgin bir şekilde tüm siyasi yapılardan uzaklaşıp açıkta kalan grup var. Ve bu arada dünyada da böyle. Yani hani ideoloji, yani normal tanımlı parti bu yapılarının içerisinden uzaklaşıp
açıkta kalıyor. Yani o adam, evet. Önce şunu fark etmek lazım. Şu Chomsky'nin tanımıdır bu. Herkes evde aynı şeyi yalnız başına yaşar ve bunu tek kendisinin yaşadığını zanneder yanılgısı hikayesi. Bir kere arkadaşlar, bence Türkiye'deki en büyük çoğunluk bu grup. Yani ideolojilerin dışında, ideolojilerin artık toplumsal olarak tüm problemleri çözemeyeceğini fark eden grup. O yüzden hani yeni bir siyasallaşma yapısının içerisinde çok daha yumuşak dilli, çok daha ideoloji dışıymış gibi davranan bir şey. Ama benim buralar çok ilgimi çekmiyor, şu ilgimi çekiyor. Bunun yerine bilimsel veriler daha gerçeklik. Yani bir problemle karşılaştığımızda sırtımızı dayayıp kontrol ettiğimiz her şey, yani eğitimle ilgili ne yapacağız da ideolojik bir çözüm değil yapacağımız. Eğitimle ilgili, evet, ne yapacağımız bilimsel bir çözüm. Bak artık. Selçuk Hoca'ya bunu sormuştum. En büyük problemimiz ne dedim eğitimde? İlk bunu söyledi. Veriye dayalı karar vermiyoruz. Evet. Yani sadece mesela günlük endişeler ya da arkaik ideolojik kalıplarımızın dayattığı refleksler. Yani bunlarla hareket ettikçe baltayı taşa vuruyoruz ama veri tabanlı hareket etmek çok güzel. Yani belli ya, yüzde kaç ne kadar, yüzde kaç ne yapıyor. Onu arttırmak için işte kaç gram koyman lazım. Bu bellidir yani, evet, formülü. Evet, evet, evet. Rahatlatıcıdır da ama öbür taraftan işte bir abi bir bilim kültürü oluşturmak için ben işte 7-8-10 senedir önce kendimde sonra herkeste bu kültürü oturtturayım diye uğraşıyorum. Fakat bilim kültürü senin hayatını tanzim etmeye gelene kadar hoş karşılanıyor. Bilim hayatını tanzim etmeye başladığında orada da bir arkaik refleks var. Dünyadan kopukluğun bir bedeli bu. Yani ta Osmanlı'nın ilk zamanlarından beri bu bilimsel devrim Osmanlı'nın hakimiyeti sırasında olmuş ve bilim sanayi bilmem ne dönüşümüne bigane kalmış ya bu topraklar. Biraz savaş ekonomisi, biraz kendi içine kapalı daha bir değişik yapı içerisinde olduğu için oraya karşı yıkılışın da etkisiyle bir defans geliştirmiş. Ne kadar sen cumhuriyeti bilim akıl bilmem ne temeline kuracağım desen de bu şeyi atamamışsın. O tarihsel tortu üstünden atamamışsın. Bugün mesela veriyi esas alarak sorun çözmek seksi değil bu ülkede. Hala mesela bilim adamı karizmatik değil. Amerikan filminde bir mesela benim bir şeyde dikkatimi çekti. Godzilla filminde dikkatimi çekti bu. Michael Bay'in yönettiği 98'de zannediyorum gösterime girmişti. Ya devasa bir yaratık çıkıyor denizden, ortalığı tarumar ediyor. Filmin en kilit noktasında, karizmatik noktasında bir biyolog var. Adamı getiriyorlar, herif ayak izler. Önce o da böyle sarsak bir herif. Mesela kişisel hayatı lagaluga, işte ayrıldığı kızı var işin içinde. Yani öyle ideal bir tip falan değil ama bütün film adama niye güvenmemizi istiyor? Herif uzman ve bütün umutlarımızı herife bağlıyoruz. Şimdi Türkiye'de böyle bir film yapsan satmaz o. Yani bizim bilim insanını koy ortaya seksi değil. O çünkü veriye, bilgiye güvenemiyoruz. Öyle bir kültürümüz yok bizim. Kendi hayatımızda kullanmadığımız gibi birinin bizim hayatımızda kullanması da çok hayırlı olmayacakmış gibi geliyor. Ama ciğerden konuşan bir lider, gidiyoruz koçum dedi mi gidelim baba oluyorsun. Yani hadi gidelim, bana detayla beni uğraştırma. Eğitimin bilmem ne biraz kötü olmasının şunu bunun hepsinin etkisi var ama temelde bilim kültürü dediğim, akıl kültürü dediğimiz şey, bilim toplumu ve akıl toplumu olma dediğimiz şey burada oturmamış. O yüzden de herhangi bir ideoloji burada ne yapsındı şimdiye kadar? Yani insanların böyle bir talebi yok. Ben hep onu savundum. Bugün burada bizi dinleyen arkadaşlar bu yönde talepleri arttıkça ülkeleri, iktidarları şekillendirecekler. Dönüştürecekler yani. Ben ismi yani bunun bu da yani ister istemez toplum şöyle bir şey de bekliyor. Bunun sanki ideolojik bir şeymiş gibi bir araya getirilip savunulup anlatılması gereken bir şeymiş. Böyle olması gerekiyormuş gibi. Halbuki artık böyle olmadığını zannediyorum. Hı hı. Yani ve ben yeni kuşağı, yani gerçekten 25 yaş altındaki kuşağın politikaya yaklaşımlarından %40'ını tenzih ederek söylüyorum, %60'a yakınını bunu anladığını, sezdiğini zannediyorum. Temel davranışları da böyle. Mesela şeyi en önemli kırılımlardan bir tanesi, politikayı prestijsiz buluyor. Bu apolitik olmakla, aynen, alakalı değil. Bu, yani politikadaki ola gelen her şeyi prestijsiz buluyor. Tabii. Bu arada akıllı bir şekilde biz bir kenara gelsek de baksak gerçekten de prestijsiz bu arada. Tabii. Yani o, hani ola gelen şey... Ya ben çocuklarıma falan bakıyorum. Yani evet yani vasat, niteliksiz, kötü bir şey oluyor orada. Yani en temelde bu. Yani orada kaliteli, belli bir niteliği barındıran bir şey değil. Ve yani hani eskiden işte politika iyi yalan söyleyebilen bilmem ne falan hikayesi, o geçici bir goygoy dönemiydi. 80-90 işte 2000'lerin başı modernizm bilmem ne rantı yönetmeyle alakalı. Şimdi öyle değil. Şimdi yani öyle yalan dolan kimsenin yani
bunu prestijli bulacağı ya da adam ne kadar iyi yalan manipüle ediyor falanı prestijli bulacağı bir dönemde değiliz artık. Evet. Yani hani bu yüzden arka tarafta nitelikli bilgiyi bilme, bilgiyi anlayabilme, o bilgiyi bileni ya da yorumlayanı sıklıkla değiştirebilme kabiliyetine sahip olmak zorundayız. Yani aslında sistem öyle yürüyor. Yani ekonomide bir şey yapmak istiyorsan böyle, trafik problemini çözmek istiyorsan böyle, su sorunu varsa böyle, işte internetle alakalı problemi varsa böyle, problemin ne olduğunu, ne yapacağını, işte stratejini, işte nasıl ucuza mal edeceğini bilmem ne bilmem ne. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ekonomik anlamda iyi hale gelmek istiyoruz ya hepimiz. Yani hani büyük bir potansiyeli olduğunu hep söylüyoruz ama hep potansiyeli olan ülke olarak kalmakla alakalı bir namımız var dünyada. 50 yıldır böyleyiz hikayede. E koşulu şu. 80 milyon insanın birbirleriyle sağlıklı bir organizasyonda bütün halinde çalışabilmesi ekonomide karlı ürünü ürettiriyor. Yani sen o bölümü ne kadar çok parçalarsan, hani şey parçacığına bölersen, birbirleriyle çalışamayan, birbirlerini anlamakta zorlanan, duygusal olarak bütünleri oluşturamayan parçacığa bölersen o kadar karsız bir üretim oluşturuyorsun. Kendi içinde o yani büyük üretimleri yapamaz duruma getiriyorsun. Bu kadar sabit mesela, bunun tartışılası bir şey yok. Yani ekonomiyle ilgili bir şey konuşuyorsak Türkiye ile 80 milyon olarak çalışabilen, birbirini anlayabilen hale dönüşmek zorundayız. Bunu yapabilen ülke karlı hale geliyor. Küçücük Kore'si bilmem nesi falan falan bunu karlı anlamlı biçimli hale getiriyor. Yapamayan ülke karsız hale geliyor. Ne kadar çok nüfusu olursa olsun, ne kadar işte potansiyel yer altı kaynağı. Biraz önce kaynağı. Şeyi verdin. Bir ülke nasıl batırılır 101 dersi. Yani tam olarak böyle yani. Evet. Önce okuduğunu anlamaz hale getir. Evet. Sonra konuşamaz hale getir. Evet, aynen. Sonra farklı kamplara, mahallelere. Evet. Bak mahalle. Hatırlıyorsunuz bir yerden. Mahallelere tıkıştır onları. Evet. Mahalleleri düşman et. Arada bir taş atsınlar, kavga etmelerine bile gerek yok. Zaten üçü bir araya geldiğinde kavga çıkacağı için iş çıkmayacak. Evet. Tamamen yani bizde bir ülke nasıl batırılır 101'in bütün giriş dersleri başarıyla geçirmiş vaziyette. Benim hayret ettiğim yani bu kadar garip bir model olmamıza rağmen hala varlığımızı sürdürebiliyor olmamız da enteresan. Artı mekaniklerimiz var muhtemelen. Yani günlük hayatta şikayetten görmeye çok fırsat bulamadığımız. Mesela yani gerçekten derinlikli bir ayrımımız yok ideolojik olarak aslında. İdeolojik olarak farklı kamplarda gibiyiz ama o kadar derinlikli değil o. Yani açlıktan ölmesine izin vermeyiz ya da kafasına silah sıkmayız biz o insanı çok şükür. Hala bu ülkede böyle bir nefret hali yok. Ama günlük hayatın o yalın kat düzeyinde seni birlikte iş yapamaz hale getirmesi yetiyor. Şimdi bunun bir kademe altı. Mesela ben yıllarca yani İslamcının bir insanı değerlendirirken CV'sinden önce kılık kıyafet ya da işte bir takım ritüellere, sadakatine. Bir efendim sosyalistin liyakatinden ziyade ait olduğu partiye, sakala boya bilmem. Bunları hep bakışını gördük biz. Önce şekil, önce dildeki aidiyet, önce sloganik beceri, sonra gelirse liyakat geliyor. Şimdi bu hepimizin ortak sorunu. Artık bunu görmeye başlarsak eğer, ondan sonra bence ya şikayet edecek bir şey kalmayacak memlekette. Yıllar evvel beni çok yani rahatsız eden bir diyaloğun içinde kaldım. İsim ve görüş vermeyeceğim ama bir üniversitede konuşuyoruz ve üniversitede muhabbet şu. Türkiye'nin çağlar öncesi bir dönemi bu arada. Ama anlattığım şeyin hala bugün geçerli olacak olması da korkunç. Birisi hakkında konuşuyorlar. Üniversiteye alınma ihtimali var. Diyorlar ki bu kişi X görüşüne sahip. Buraya gelirse problem çıkarabilir. Ben mesela orada dayanamayarak, oğlum hepiniz Y görüşündensiniz. Yani bir tek başına bir adam ne yapabilir ki? Hani artı şu açıdan yetkin, bu açıdan yetkin falan diye anlatıyorum. Diyorlar ki şimdi gelir. O şimdi X görüşü şu anda o kadar güçlü değil. Ama yarın bir gün güçlenir de 5 sene sonra ensemizde boza pişirirse o zaman bak ne olacak, bunları düşünmek lazım. Orada bir tane şu soruyu sordum. Dedim ki sizin bu Y görüşü nasıl bir şey ki? 5 yıl boyunca bir adam yanınızda oturacak ve X'ten zerre sapmayacak. Hatta daha X'e fanatik olacak. Ne biçim Y'siniz siz? Yani hiç mi bu adama verecek bir şeyiniz yok? Hiç mi umudunuz yok? Hacı Cavcav. Dondu kaldılar tabii böyle. Yani öyle sanki doğuştan getirilmiş bir deri rengi gibi algılıyoruz hayat görüşlerini ya da ideolojileri. Maalesef X'leri Y'leri değiştir. Bugün hala farklı şeylerde aynı sistem işliyor.
biz sanal bir kimliklendirme üzerinden ben bunlarla bir iş yapamayacağım ve diyelim ki bir işin en iyi bileni de o taraftaysa olsun bizim adam olsun yarım olsun modunda gidiyoruz. Halimiz bu. Şey bilgisi şaşırtıcı mesela. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın değişmesi ne kadar önemli değil mi? Tüm dünyada çok önemli bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde Amerika Başkanı'nın oranı ne kadar? Yok. %17 mi 18 mi demiş. Yok, ihmal edilebilir derecede. İhmal edilebilir derecede. Ne kadar enteresan. Yani Amerikan başkanını İlaç yan etkileri bundan fazla ya. Yani Amerikan başkanını sistemden çıkartıyor olsan Amerika kendini yönetmeye bir şekilde hani belki kritik konularda sapabilir ama genel olarak yönetmeye devam edebiliyor. Yani sistemin yani ana kuralların ki ana kurallar artık bilimle beraber belirlenmesi gerekiyor. Ana kurallar ideolojilerin çok üstünde. Adamın cumhuriyetçi ya da liberal ya da işte bir demokrat olmasının o kadar da kritik bir önemi yok yani. Genel sistem bütün halinde işliyor olması lazım. Bizde de öyle. Yani geçen birisi bir soruyu sormuş. Yani çok tuhaf bir soru. Aşıyla alakalı işte pandemideyiz aşıyla alakalı. Bir sürü insan aşıyı bulduğunu söylüyor falan falan. Aşağıdaki ülkelerden hangisi aşıyı bulduğunu söylese %100 güvenirsiniz. Amerika var, biz varız, bilmem ne, Almanya var. Gözünde gerçekten Almanya çarpıyor. Yani Almanya olsa güvenirim. Niye? Çünkü demokrat. Yani Almanya niye? Hukuk sistemi temiz çalışıyor. Bu arka tarafta aşıyı buldum dediğinde o gerçekten hani o bilgiye güvenilir tutabildiğin bir zemin söylüyor sana. Amerika'da dahil olmak üzere öteki taraflarda bir kaypak yani. Hani buldum dese de bunu politik mi yapıyordur, ekonomik gerekçelerle mi yapıyordur? Yalpalarsın. İdeolojiler dışı kalma. Hadi yani mevzuyu derleyeyim, toplayayım. Birazcık da biyolojik tarafıyla da girelim mi işin içerisine? Yani tabii daha ki kalabalıklaşma çabası, yani işin en başında bundan 20 bin sene önceye, 30 bin sene önceye gidelim. İşte avcı toplayıcıdan daha kalabalık gruplara dönüyorken de biraz mecbur kaldığımız bir şey değil mi? Tabii yani ki teknik olarak bir ihtiyaç o aslında. Elbette yani bu kadar insanı organize edip bir yere baktırman, bir şekilde hareket ettirmen ve onlara bir vaat vermen lazım. Ya ideolojiler vaat veriyor. Her ideolojinin bir ütopyası var. Her ideolojinin bir yeni dünyası var. Bu dünyanın daha kötü olduğunu oraya doğru dönüşeceğimize dair bir vaatler silsilesi var. Ve yani bir insanı en iyi rayda tutan bu. Biz mesela açık beyinde ne yapıyoruz? Açık beyinde bizim bir ideolojimiz var. Yani bir ütopyamız var, bir yöntemimiz var, bir söylemimiz, sloganlarımız işte ifası var, yeni dünyanın cesur insanı var. Bunlar hep ideolojik argümanlar. Bu ideolojik argümanlar, tekrar söylüyorum, hepsi insanın temel ihtiyaçlarına hitap eden ve çıkış amaçları kesinlikle hayırlı olan şeyler. Fakat ne zaman ki açık beyinliizm diye bir şey duydun, kaç oradan. Kaç oradan, ne pahasına olursa olsun kaç. Bir şeyin sonuna izin getirmek ona yapılan bir ötenazidir. Çünkü şimdiye kadar hiç kimseye sen açık beyinli değilsin demedik. Sadece aynen açık beyinli olmaya davet ediyorsun ama ne zaman izim oldu? Şöyle evet yapacaksın yani toplumsal olarak. Siz açık beyinli değilsiniz, siz açık beyinlisiniz. İşte bu aşamadan itibaren bu bir ideoloji. Diyelim ki Allah korusun bizimki bir ideolojiye dönüştü. Bundan çok değil 30 yıl sonra birinin kahvede şöyle anlattığını göreceksin. Arkadaşlar, açık beyin diye başlayan bir cümle kuracak, tamam mı? Ne yapıyorsun? Biz orada yokuz, kimse yok. Bir şey duymuş, onu oradan yaklamış, bunu buradan yapıştırmış. Açık beyin halkların kardeşliğiyle işte bilmem gene dağılmış. Yok öyle bir şey. Adamın öyle bir derdi yoktu. Yani Sinan'ın, Mustafa'nın, Müge'nin öyle bir derdi yoktu ilk başta. Ama o yapıştırılacak, o lokal ihtiyaçlarla bezenecek, metafizik söylemlerle süslenecek. Marksizm bile, bunu bir kitapta okudum, kaynağını hatırlayamıyorum. Demin aklıma geldi, hala kaynağını hatırlamıyorum. Dolayısıyla borcum olsun, bakacağım, söyleyeceğim. Marksizm gibi la dini bir söylem üzerine, gayet seküler, hatta materyalist bir söylem üzerine inşa edilmiş bir görüş bile bol miktarda dini tınılar taşır. Tabii canım. Çünkü, yani tabii ki. İyi ve kötüden bahseden her dürüstlük, şey dini tınılar taşır. Tabii, dürüstlük, yani ahlak, şu evet, evet, falan. Tabii. Yani bunların tamamı metafizik terimlerdir. Teknik olarak yapay zeka din kitabı olarak kabul ediyor o hikayeyi. Tabii. O geyiği vardır yani. Aynen. Öyle etiketlersin. Evet. Şimdi yani insana böyle bir şey olmadan yaklaşamazsın ki. Yani insanı insan yapan temel değerlerde böyle bir şey var. Kaçınılmaz olarak da bunun bir de ideolojileşmiş hali daha beter olacak. Yani tamamen sorgulanmaz dinsel bir söyleme dönüşecek. Şimdi X politikacı çıkıyor televizyonda bir şey anlatıyor. Ya her bir cümlesine yarım saat itiraz edebilirsin. Ama geçeceksin orayı. Mevzu o değil. Akılla konuşulmuyor ki orada. Akla konuşulmuyor ki. Beyin sapına doğru, böyle heyecana, duyguya doğru. Ve biyolojik olarak dedin ya, bizi tek harekete geçiren şey bu. Benim duyguma dokun.
heyecanımı pişpikle. Mangalı şöyle bir yerle ben coşarım. Bütün zaten mesela akli, analitik, bilgi tabanlı konuşan siyasetçi yerinde göremezsin. Görürsen de zaten onlar iyi değildir. Yani başarılı değillerdir bu sistemde. Gazı veren, sürekli ütopyaya işaret eden, düşmana parmak sallayan ve devamlı bir alfa modeli çizen, yani önder, ben, gel, ben biliyorum, hallederim, boş ver detayını, bizi mümkün mertebe az detayla meşgul edelim, biz peşinden gidiyoruz. Bu primat davranışı. Eğer biz daha kısıtlayıcı ideolojilere sıkışmak üzere büyük ideolojilerden kopmuyorsak, büyük ideolojilerden özgürleşmek üzere ayrılıyor ve gerçekten davranış çeşitliliğini topluma yayabiliyorsak, yani yeni çeşitler üretebiliyorsak, işte o zaman zihinsel düzeyimiz, kültürel evrimimiz de yükseliyor demektir. Yani biz artık dünyanın kompleksiyle daha bize has yöntemlerle baş edebilme cesareti geliştiriyoruz demektir. Ama ideolojilerden koparken bugünkü global belirsizliğin zorlamasıyla da olduğu gibi daha otoriter deliklere giriyorsak buna tedenni denir. Terakki yukarı, tedenni aşağı doğru eski dilde. Terakki gelişme demek, tedenni alçalma demek. Derece olarak düşmek demek. Ve maalesef şu anda dünyayı kendi haline bırakırsan, böyle bir medeniyet içinde, böyle Covid gibi bir hikayede biz tedenni edeceğiz tekrar. Ve Einstein'ın dediği gibi işte 3. Dünya Savaşı'nda bilmem de 4.sü taşlarla sopalarla olacak dediği gibi hakikaten kendimizi çıkamayacağımız bir çıkmaza sokmamız çok yakın. Kimse bence aldanmamalı. Havalı arabalara biniyoruz, telekomünikasyonumuz var, işte cep telefonu kullanıyoruz falan yemezler. İnsanın vahşiliği bütün bu imkanları bir çırpıda silip o primatvari güvenlik alanına çok kolay sıkışabilir. Ve bir anda göz göre göre medeniyetin tek düğmeyle uçurabiliriz yani. Bunda hiç sıkıntı yok. İnsanın bu tarafını bilmiyorsak, Jung'un gölge dediği tarafımızdan bir habersek, böyle ponçik ponçik iyi niyetlerle hayatımıza devam edebiliriz. Ama sonra bunlar nasıl oldu abi diye yıkılmış şehirlerin görüntüsü üzerine de efkarlanmayalım yani. Ona hazır olmamız lazım. Sert bitirdin mevzu kendisi. Bu tehlike her zaman var. Boşuna konuşmuyoruz abi burada. Lütfen. Rica ederim. Teşekkür ettim hocam. Korkutacaksın ki taraftar bulasın.